Koronavirüs turizm acentelerini de mağdur etti. Virüs yayılmadan önce tatil paketi satın alanlar rezervasyonlarını iptal ettiriyor. Paralarını firmalardan geri alamayan acenteler zor durumda. Mağdurlardan bir tanesi acentalar, tur operatörlerinin daha önceden ödediği paraları geri iade etmiyorlar. Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını tüm dünyada hızla ve ürkütücü bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Sınırlarımıza kadar dayandı. Hal böyle olunca koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelere tatile gitmek isteyenler de acenta şirketlerini arayarak rezervasyonlarını iptal ettiriyor. Bu seyahatlerin uçak bileti, gemi ya da tedarikçilerini daha önceden ödemiş olan tur operatörleri. Acentelere göre bu mağduriyetin sebebi belli. Dünya Sağlık Örgütü üst metinde acil durum ilan ediyor. Ancak alt metinde Çin'e dahi seyahat engeli yoktur diyor. Seyahat engeli olmayınca da acentelerin anlaştığı firmalar ödenen paraları iade etmiyor. Gerekçe olarak süreçlerimizi devam ettiriyoruz diyoruz. Şu an bir turizm acentesindeyim. Bakın burada da satış temsilcilerinin birçoğu telefonda ve koronavirüsün yayıldığı ülkelere daha önce rezervasyon yaptıran müşterilerle konuşuyorlar. İptal işlemlerini gerçekleştirmek ya da onların biletlerini açığa alabilmek için konuşuyorlar müşterilerle. Tüketici parasını geri istemekte haklı. Acenta da bu durumda aracı olduğu için diğer tedarikçilerden parasını geri almak zorunda. Bu durumda biz TÜRSAP'ı göreve davet ediyoruz. Şov haberin ulaştığı TÜRSAP Başkan Yardımcısı Ali Bilirse seyahat acentelerini koruyan yasanın yetersiz kaldığını vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz bir yeni yasa çalışmamız vardı. Yasamız bugün çıkmış olsaydı kimse zarar görmeden çözümlenmiş olacaktı.